Biz insanlığa zulmedenlerden olmadık. Biz ne para için, biz ne petrol için, ne de zenginlik ve refah için mazlum milletlerin ahını almadık. Bugün dünyada terör var. Biz yapmadık. Göç yollarında ölen ailesini, çoluk çocuğunu, hayatını kaybeden binlerce insan var. Biz bunu da yapmadık. Biz uyuşturucu üretip el altından satmadık. Bugün dünyada açlık var. Biz kimsenin ekmeğini, aşını elinden almadık. Biz kimsenin ekmeğini, aşını çalmadık. Dünyada ırkçılık yükseliyor. Oysa biz kimseye derisinin rengini sormadık. Şu içinde bulunduğumuz Erzincan şehri, bilesiniz ki alelade bir ev ve dükkan yığını değildir. Buranın toprağı alelade bir toprak değildir. Bu ülke, bu aziz millet, dünyada insanlık adına, kendi adına bir imzası olan millettir. Eğer bugünün teknolojisini, zenginliği, refah geliştiren eğer biz olsaydık veya biraz da olsa bizden ilham alsalardı, bilmenizi isterim ki dünya bu halde olmazdı. Bizim medeniyetimiz dünyaya önderlik ederken dünyada bu kadar kötülükler yaygınlaşmamıştı. Yoktu. Bu kadar suç yoktu. Bu kadar zulüm yoktu. Oysa bugünün dünyasında 21. yüzyılda neredeyse her gün yeni bir suç türü icat edilmektedir. Neredeyse her gün yeni bir uyuşturucu, yeni bir terör örgütü, yeni bir dolandırıcılık, neredeyse her gün insanlığı tehdit eden yeni bir silah icat edilmektedir. Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili kardeşlerim, sebebi ne olursa olsun bugünün dünyasında güvenlik meselesi giderek, evet, daha farklı bir hal almaktadır. Avrupa'nın en büyük başkentlerinde ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçılar metrolarda, meydanlarda nöbet beklemektedirler. Terör, göç, düzensiz göç ve özellikle uyuşturucu ticareti, organize suç çeşitleri, sınır aşan kaçakçılık 21. yüzyılda insanlığı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler katlanarak artmaktadır. Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında insanlığın gelmiş geçmiş en katlar, en öldürücü sentetik kimyasal uyuşturucu hapları üretilmektedir. DAEŞ gibi, PKK-PYD gibi, FETÖ gibi, DHKPC gibi örgütler küresel güçlerle ilişkiler içerisindedirler. Koskoca devletler bunları ne yazık ki muhatap almakta, eğitmekte, silah vermekte, başkalarıyla çatıştırmakta, araç olarak kullanmaktadırlar. Türkiye olarak bu problemlerin hemen hemen hepsinin en kritik coğrafi rotaları üzerindeyiz. Hem denizde, hem karada, hem havada bu böyledir. Ülkemizin genç nüfusu, özellikle terör örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretini yönetenlerin iştahını kapatmaktadır. Türkiye bugün çok önemli güvenlik maliyetleri sırtlanmış durumdadır. 2018 yılında tüm terör örgütlerine dönük toplam 129.787 terör operasyonu, 147.552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018 yılında ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3,5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibariyle yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır. Diyebilirim ki bugün Türkiye'yi uyuşturucuyla, göçle ve terörle abluk altına almak istiyorlar. Ama bir şansımız var. Türkiye bugün son 300 yılın en kuvvetli dönemindedir. Bütün risklerimizi, tehditlerimizi ülkemizin kendi gücüyle bertaraf ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimimizi, milletimizin cesareti, feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve en önemlisi Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle atlattık.
kendi silahımızı üretiyoruz. Kendi helikopterimizi yapıyoruz. Yollarımızı, altyapımızı, fırsatlarımızı yönetmek üzere kendimiz planlayıp kendimiz yapıyoruz. Oysa biz bu ülkede polisin haftalık benzin istihkakının 10-15 litre olduğu, benzin yokluğundan polisin olay yerine gidemediği, akaryakıt istasyonlarından boşta benzin alındığını veya esnafların yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıldığı, o günkü kısıtlı yerli üretim imkanlarıyla yapılan ve çoğu eski tabancaların tutukluk yapması yüzünden bekçimizin, polisimizin şehit düştüğü günleri yaşadık. Biz bunları unutmuyoruz. Sadece bunları değil, aynı zamanda telefon açıp 155'ten imdat bekleyen vatandaşımıza kusura bakmayın, aracımız yok, mazotumuz yok, sizlere gelemiyoruz dediği denilen ve insanların evet gönüllerinin üzüldüğü, çaresizliklerin içine sıkıştığı biz o günleri unutmuyoruz. Biz akşamın saatinde bir şekilde hastaneye gelip de sabaha kadar acaba doktoru 5 dakika görebilir miyim diye Anadolu'nun birçok vilayetinden Ankara'ya, İstanbul'a ve özellikle üniversite hastanelerine gelip annesini, babasını doktora göstermek isteyen o evlatların sabaha kadar annesinin, babasının yüzüne maalesef solgun solgun baktığı, mahcup baktığı o günleri unutmuyoruz. Biz, siz sınır dışında size teröre karşı mücadele edemezsiniz diye söylüyoruz ve bunu gerçekleştiremezsiniz diye talimat veriyoruz diye üstten konuşan Amerika başta olmak üzere siz bu tatlarla beraber, bizim verdiğimiz tatlarla beraber terör örgütleriyle mücadele edemezsiniz diyenlerin o bize üstenci bakışlarını hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve çok şükür o günler çok uzakta kaldı. Biz insansız hava aracını Amerika'dan istediğimiz zaman kusura bakmayın senatodan izin alamadık, size veremiyoruz dediklerinde İsrail'e gidip ne olursunuz terörle mücadele etmek istiyoruz, bize insan hava aracı verin dediğimizde, parasıyla aldığımızda bozulup geri gönderdiğimizde 6 ay 1 yıl kasıtla beraber bize göndermedikleri günlerimizi unutmuyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Bugün onlar geride kaldı. Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün elimizi İsrail'e açıp bize insansız hava aracı verin de biz terörle mücadele edelim diye dediğimiz o günlerde değiliz. Bizim Türk mühendislerimizin, ay yıldızlı annemi, insansız hava araçlarımızın evet göğsüne vurduğu ve bizim insanımızın ürettiği kimseye de muhtaç olmadığımız bir Türkiye tablosuyla bugün karşı karşıyayız. Allah'ımıza şükürler olsun. Artık kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Komutanlarımız da burada. Jandarmamız da burada. Atak helikopterimizi de kendimiz yapıyoruz. Mühimmatlarımızı da kendimiz yapıyoruz. Cirit füzemizi de kendimiz yapıyoruz. Bize karşı hangi husumet ortaya konuluyorsa bu husumete karşı da kendimiz güçlü bir şekilde yapabilme kabiliyetini özgüvenle beraber ortaya koyuyoruz. Artık boynumuz bükük değil. Artık belimiz eğik